Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir hac özel yayınıyla Diyanet TV ekranlarında yeniden birlikteyiz. Hepinize, tüm insanlığa hayırlar diliyoruz efendim. Ve bugün yine konuğumuzla Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Bünyamin Erol'la yine program içerisinde hacın manasını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ilk bölümümüzde sizinle yapmış olduğumuz hacın manası, hacı anlamak konulu programımızda hacın ibadet boyutlarından biraz daha bahsetmiştik. Farklı boyutlarından bahsetmiştik. Bu programda nelerden bahsedeceksiniz? Aslında önceki konunun biraz devamı olacak. Burada hacın hikmet boyutunu, manevi boyutunu, sembolik boyutunu anlamış olacağız, anlatmış olacağız. Biz işin fıkhi boyutundan ziyade anlam boyutunu, sembolik boyutunu anlatmaya çalışacağız. Çünkü hac ibadetlerinin her birisi aslında sembolik olarak, temsili olarak bizi hem tarihe götürür hem geleceğe taşır. Bunların anlatılması, bunların farkındalığına varılması sanıyorum mebrur bir hac için, içimize sinen bir hac için olmazsa olmaz diyebiliriz. Evet. O bakımdan hacın yine her bir hal ve hareketini, her bir menasik dediğimiz hac görevlerinin her birisinin ne anlama geldiğini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlamaya çalışacağız. O zaman çağrıyla başlayalım. Başlayalım, hocam. Evet. Peki. Nedir efendim hac çağrısı? Yani hep genel olarak halk arasında deriz, işte çağrılmadan gidilmez. Evet, evet. Şimdi aslında halkımızın dilinde böyle bir ifade var. İşte çağrılmamışım, işte çağrılırsam giderim falan. Aslında çağrıyı belki Cenab-ı Allah ta Hazreti İbrahim aracılığıyla yapıyor. Kabe'yi ilk defa inşa ettiğinde ayet-i kerime de var. Evet. İnsanları hacca çağır, yeryüzünün çeşitli bölgelerinden develeriyle yaya olarak gelsinler ve Allah'ın beytini tavaf etsinler diye. Çağrıyı Allah bir kere Hazreti İbrahim vasıtasıyla yapıyor. Sonra Peygamber Efendimiz peygamberliğini yerine getirdikten sonra işte hac farizası farz oluyor Medine döneminde. Ve veda hacıyla Peygamber Efendimiz bizleri, bütün Müslümanları bir kez daha çağırıyor. Aslında hem Allah tarafından hem Hazreti İbrahim ve Peygamber Efendimiz tarafından çağrı gerçekleştirilmiş. Çağrıyı böyle insanlarımız böyle olağanüstü, böyle mucizevi bir çağrı şeklinde değerlendirmemeli. Yani bu çağrının iki şeyi var işte, eğer sıhhati yerindeyse, maddi imkanlar yerindeyse ve gitmeye imkan bulmuşsa, emniyet, güç bulmuşsa, bu can emniyetidir yahut işte son yıllarda mecbur kalındığı için kura sistemine başvurulmuştur. O kurada çıktığı zaman zaten çağrılmış demektir. Şimdi burada çağrılan Allah'ın işte şanslı kulu, Allah'ın sevdiği kulu, çağrılmayan değil şeklinde düşünmek asla doğru değildir. Çağrı zaten yapılmıştır. Sadece insanlarımız dua edecek. Cenab-ı Allah kendisine fırsat verecek. Sıhhat, afiyet içerisinde ölmeden, daha fazla yaşlanmadan bu çağrıya uyma fırsatı için dua edecekler. İnşallah. Evet. Efendim devam ettiğimizde, yani çağrı boyutundan aslında biraz daha girdiğimizde ve kapıyı biraz daha araladığımızda bizi neler bekliyor? Yani artık bir hac yolculuğuna sizin önderliğinizde, evet, bir yolculuk başlıyor. Başlayalım. Evet. Çünkü içeride mikat var, ihram var. Bunlar evet. Nasıl? Şimdi aslında hac yolculuğu, hak yolculuğu deriz biz kitaplarda. Hayat aslında bir yolculuk. Evet. Yani şu anda biz konuşurken bir yolculuk halindeyiz. Maksuda giden yolda, Allah'a giden yolda. Ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Geride kaç yıl kaldı, kaç ay, kaç saat, kaç dakika kaldı bunları bilmiyoruz. Ama bir yolculuk yapıyoruz. Ve bu yolculukta şu anda anlamlı bir faaliyet içerisindeyiz. Evet. İnanıyoruz ki her bir dakikamız ibadet yerine geçiyor. Şimdi hacca giden, hac yolculuğuna çıkan kardeşlerimiz çok iyi biliyoruz ki hac öncesinden kendilerini hazırlıyorlar. Yol arkadaşı, yol erzakı, efendim kalacakları yer, işte uçaklar, oteller vesaire. Çok ciddi bir hazırlık yapıyor. Ve hayatının o bir ay için çok özel bir gayret sarf ediyor. Aslında diyelim ki 70 yıl yaşayan bir kardeşimiz için
bu gayret 70 yıl boyunca olmalı. Yani o 70 yılın sadece bir ayında değil bu yolculuk. Evet, hac yolculuğu bir aylık bir yolculuk ama evet, hak yolculuğu ömür boyu yapılan bir yolculuk ve biz ömür boyu hep iyi insanlarla yol arkadaşlığı etmemiz lazım. Her zaman o asıl yolculuğa hazırlanmamız lazım. Dolayısıyla bu yolculuğu hac yolculuğu olarak değil, hak yolculuğu olarak genişleterek düşünmemiz, bu inançla, bu bilinçle yola çıkmamız lazım. Hacımız bir şekilde yola çıkar. Yola çıktıktan sonra yolculuğun belki ilk durağı mikattır. Mikat aslında randevu yeri demektir. İlk Allah'la tabii sembolik boyutuyla, hikmet evet, boyutuyla ilk randevu orada başlar. Hacımız o ilahi çağrıya uymuştur. Ve mikat mahalli dediğimiz sınırları dediğimiz randevu bölgesine gelmiştir. Bu Medine'deyse Zülhüleyfe'dir. Başka yerdeyse diğer ihram girilen mikat mahalleri var. Orada niyet eder hacca. Buluşma yerinde buluşur. İhram dediğimiz yasaklar başlar. Aslında halkımız yanlışlıkla ihram giymek falan derler. O erkeklerin giydiği izar ve rida dediğimiz iki parçadan ibaret olan iki havlu işin sadece kıyafet boyutudur. Aslında işte iki rekat namaz kılınarak, niyet edilerek başlanan şey ihrama girmektir, giymek değil. Yani yasaklar dönemine, artık yasaklar mahalline giriyor ve yasaklar başlıyor. Burada mikatte niyet ettikten sonra telbiye getiriyor hacımız. İşte lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur. Senin şerikin yoktur, hamd de senin, mülk de senindir, senin ortağın yoktur. Buyur emrindeyim Allah'ım diye. Adeta komutanına gelip tekmil veren bir asker gibi, ölmeye, şehit olmaya hazır olan bir asker gibi Allah'ın huzuruna daha ilk dakikasında çıkar ve ondan sonra kendisini, gönlünü, ruhunu, bedenini, her şeyini artık Allah'a teslim etmiştir. Burada telbiye, özellikle telbiye, belki yüzlerce farklı dili konuşan Müslümanların ortak parolasıdır. Farklı millet. Herkes aynı farklı şeyi söyler. Var. Arabı da, Acemi de, İngiliz'i de, Fransız'ı da. Yani Arapça bilmeyen birisi bile, işte Müslüman olmuştur bir Fransız, bir İtalyan, o da dilinin döndüğü kadarıyla lebbeyk Allahümme lebbeyk der ve bütün diller o anda bir tarafa, tek bir dil, tek bir parola, tek bir telbiye Allah'a seslenir. Ve herkes Allah'ın kuludur ve herkes Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne amade olduğunu, hazır olduğunu, buyur Allah'ım buyur, geldim, emrindeyim der. Bu müthiş bir şey. Yani şu anda haçta bazen 4, 5, 6 milyon Müslüman oluyor. Aynı anda. Bu Müslümanların her birisinin aynı kelimeleri, aynı cümleleri söylemesi ve milyonlarca telbiyenin arşa yükselmesini düşünebiliyor musunuz? Tabi burada bu telbiye ile birlikte ihram yasakları başlar. Evet. İhram geçen programımızda da hatırlarsanız artık dokunulmazlık, saygınlık yasakları. Böyle başlar. Anlamamız lazım. Böyle anlamamız evet, lazım. Bu yasaklar kimse kimseyi incitemez. Kötü söz söyleyemez. Kimseye fıskı fucur yapamaz. Ahlaksız şeyler konuşamaz, yapmayı bırak konuşamaz. Herhangi bir canlıyı öldüremez, zarar veremez. Çiçeği, bitkiyi, ağacın yaprağını kopartamaz. Saçını kopartamaz, tırnağını kesemez. Artık her şey yasaktır. Yani normal şartlarda hac öncesi helal olan bir takım şeyler sınırlı bir zaman diliminde yasaktır, saygındır, dokunulmazdır. Ve hacılarımız bu kurallara dikkat ederler. Özellikle burada tabii saçın kesilmemesi, tırnakların kesilmemesi, işte herhangi bir bitkinin, hayvanın zarar görmemesi, bunlar daha çok riayet ettiği şeylerdir hacıların. Ancak özellikle tabii çok aşırı bir izdiham var, çok kalabalık. Bu kalabalıkta
İnsanların birbirlerini incitmemeleri, birbirlerine zarar vermemeleri, kavga, dövüş, efendim fıskı fücur dediğimiz şeyleri yapmaması, hatta aklından bile geçirmemesi bu ihram yasaklarını, dokunulmazları ifade ediyor. Evet. Yani düşünün, günahsız, hatta hatasız bir ay. Yani kebair işlemiyor, büyük günah işlemiyor, sagair bile işlemiyor. Hatta içinden bile kötülük geçirmiyor. Mülahaza bile etmiyor. Mülahaza bile etmiyor. Bu anlamda işte melekleşiyor adeta. Şimdi özellikle erkeklerin giydiği ihramlar iki beyaz parçadır. Evet. Bunu işte haccı anlatan alimlerimiz, hocalarımız farklı şekillerde yorumluyorlar. Kimisi diyor ki bu adeta melekleşiyor hacı. Yani melekler hani asla günah işlemezler ya. O bembeyaz kıyafetlerle adeta melekleşiyor. Bir kısmı da bunu, yani kefenlerimiz de evet, beyazdır ya. Çünkü bir mahşer meydanı aslında. Evet, adeta mahşer provası yapılıyor. İhrama girmiş, kefenini giymiş, ölmüş. Yani ölü bir insan günah işlemez. Ölümle yüzleşen, ölümle karşı karşıya gelen ölümcül bir hasta günah işler mi ya? Artık gidiyor. Giderken ben şuradan hele bir içki içeyim de gideyim. Ya şu adama bir kötü söz söyleyeyim der mi? Demez. Adeta nefsimizi öldürüyoruz. Kendimizi öldürüyoruz. Yaşayan bir ölü. Hani mutu kabl en temutu. Ölmeden önce ölünüz fehvasınca hareket ölümü ediyor. Öldürenler deyimi burada ölümü oturuyor yani. Evet, ölümü öldürüyorlar. Evet. İşte ihram yasaklarını böyle okumamız lazım. Tabi bu sınırlı bir zaman diliminde Müslümanın elinden, dilinden ve sair azarlarından deriz ya, gönlünden bile herhangi bir kötülük geçmeyecek bir ay yaşıyor. İşte yine bunu eğer meleke haline dönüştürebilirse, yani hacdan döndükten sonra da aslında kimseye kötü söz söylemeyecek, kimseyle kapışmayacak. Hacdan döndükten sonra da gereksiz yere bir hayvanı öldürmeyecek, gereksiz yere bir ağacı kesmeyecek, bir çiçeği koparmayacak. Yani adeta o hacda, o bir aylık eğitim sürecinde elde ettiği bu kazanımları kaybetmeyecek. Yani artık çevreyi koruyan, çevreye zararsız, tam da istenilen ideal bir Müslüman olup da dönecek. İhram yasaklarını böyle anlıyoruz. Evet efendim. Burada kıymetli hocam, Kabe'ye ve tavafa geçmeden eğer takdir ederseniz, şimdi o ihrama belki de girecek birçoğu da hani Türkiye'den belki de uçakta hani hacılarımız, ihrama giriyorlar. Hacılarımız var. O hacılarımızı bir dinleyelim. Bakalım onlar neler söyleyecekler. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Sevgili izleyenlerimiz, kısa aranın ardından birlikteyiz. Dört yıldır bekliyorum. 10. yedekten çıktım bu sene. Yeni bir heyecan. Çıkmayınca üzüntü. Bu sene Cenab-ı Mevlam güldürdü bizi. 3 yıl öncesinde. Yani aslında bunun bile geç olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah birinci gidişim hacca. Geçen sene de bir umreye gitmiştim. 6 yıldır beklemenin bir ezikliği vardı zaten. Bir hayal kırıklığı vardı. 6 yıl sonra çıkınca tabii ki çok büyük bir heyecan var. Hac, arınma diyeyim. Yeniden dünyaya gelmek. Allah'a kavuşma duygusu, sevinç, hepsi bir arada. İnsanlar buna çok hasret duyuyor. Buraya özlem duyuyorlar. Bence kavuşmaktır. Mahşerin bir provasıdır derler ya, mahşerin bir provası. Tavaf diyeyim ben. Peygamber Efendimiz'in mezarı. Daha doğrusu tüm güzellikler hep orada. Arafat'ta vakfe durmak. Hac Arafat'tır. Ben kendi iç dünyamda Kabe'nin çektiğini ve orada bir gönül birliği, çünkü dünyanın merkezi Kabe'dir, insanın merkezi de kalptir. O zaman bu iki kalbi, iki gönlü birleştirip orada bir duygu seli oluşuyor. Bence
Kabe'de tavaf, yani milyonların aynı anda tavaf yapması. Çünkü Kabe'de tavaf yapmak bence sonsuzluğu ifade ediyor. Çok büyük bir mucize. Milyonların aynı anda buluşup Rabbine secdeye varması kadar daha muhteşem bir şey olamaz herhalde. Peygamber Efendimizin mezarı olarak heyecan veriyor Medine bana. Mekke'de Kabe ve Peygamberimizin mağaraları, Arafat, şeytan taşlama, onlar daha çok heyecan veriyor. Mekke azamet, Medine şefkat şehri. Mekke deyince bence ilk önce İbrahim Aleyhisselam geliyor, İsmail Aleyhisselam geliyor, Zemzem geliyor, Hacer Validemiz geliyor. Medine'de de direkt Peygamber Efendimiz, Mescid-i Nebevi, hicret. Mekke Efendimizin zaten doğup büyüdüğü, Medine'de Efendimiz'i kucaklayan bir şehir, sıcak bir şehir. Muhakkak ki bizim manevi olarak çok şeyler kazandıracak. Yaptığım hataları daha aza indirebilmek. Çünkü hatalıyız, aciziz hepimiz. Yine hata yapmaya devam ederiz muhakkak ama büyük olanları biraz daha aza indirebilmek inşallah. Yani daha böyle mütevazi, daha özür dileyen, daha kardeşlerini düşünen bir insan olmak inşallah. Çok şeyin değişeceğini biliyorum. En azından kendi nefsimizin eskiye bakarak daha düzeleceğini biliyorum. Hatalarımızı bırakıp geleceğiz inşallah oralarda. Tertemiz bir insan olarak vatana, memleketimize, İslam'a güzel bir insan olarak yaşamaya çalışacağız. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Hac özel programındayız ve haccı anlamak, hacın manası konulu programımız devam ediyor. Misafirimiz, konuğumuz, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Bünyamin Erol hocamız. Kendisiyle haccın manasını konuşuyoruz. Evet. Aslında hacda yapılan farzların belki de sembollerinin manasını anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada yasaklardan bahsettiniz hocam. Kabe'ye geldik, tavafa geldik. Buyurunuz. En heyecanlı yere geldik şimdi. Buyurun efendim. Yani dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her Müslümanın günde 5 defa o yöneldiği kıbleye, Kabe'ye geliyoruz şimdi. Yıllarca işte tahayyül ettiği, istikamet olarak yöneldiği Kabe'yi dünya gözüyle görecek. Özlemini çektiği. Özlemini çektiği, senelerce özlemini çektiği Kabe'yi görecek. Tabii o ilk an, Kabe ile ilk karşılaşma, ilk gördüğü an anlatılmaz herhalde, ancak yaşanır. Biz öğrenciyken ilk umremize gittiğimizde tabii hocamız vardı yanımızda. Yürüdük, ilerledik direklerin arasına. Bakmayın dedi, önünüze bakarak gelin. Vardık. Şimdi bakın dedi, kafamızı kaldırdık Kabe'ye, bir baktık. İnanın dünya ayağımızın altından kaydı. Yani bir boşluğa düştüm. Artık orada tabii herkes kendi inancı, idraki, bilinci kadar hissediyor bunu. Ve Kabe-i Muazzama'yı görüyorsunuz. O muazzam binayı. Yani normalde şeklen baktığınızda işte küp şeklinde hani minaresi, siyah kubbesi örtülü olmayan çok mütevazi bir yapı ama muazzam. Büyülüyor insanı ve o ilk anda sanki Rabbi ile buluşmuş bir mümin, o buluşmanın heyecanıyla, hissiyatıyla içinden, gönlünden en kapsamlı nasıl bir dua ediyorsa o duayı yapacak. Çünkü ilk görüşte yapılan duaların makbul olduğuna inanırız. Orada belki hacılarımız diyecek ki ya Rabbi, ihlasla yaptığım tüm duaları kabul eyle diyecek. Sonraki duaları da bağlamak adına. Ve Kabe'ye yaklaşacak. Kabe'ye Hacerül Esved ile başlar. Hacerül Esved'e selamlama ile başlar. Hacerül Esved aslında siyah taş manasına geliyor. Hakkında birçok rivayetlerimiz var ama zamanımız yok onları vermeye. İstilamda bulunup. Evet, işlevi şu, tavafa başlamanın sınır taşı adeta. Hmm. Orayla tavafa başlıyoruz ama istilam dediğimiz bir selamlama var. Bismillahi Allahu Ekber diye elimizi kaldırarak Peygamber Efendimiz nasıl selamladıysa selamlarız. Tabii hac çok izdihamlı olduğu için hacılarımıza asla
gidip öpmelerini tavsiye etmeyiz. Çünkü birbirlerini ezenler, efendim yaralananlar, incitenler, sevap alayım derken günah işleyenleri görüyoruz. Sünnete uyarak istilam edecek ve tavafa başlayacak. Aslında bu selamlama, el kaldırma bizim Allah ile Rabbimizle olan misakımızı, ahdimizi, beyatımızı yenileme anlamına geliyor. Ya Rabbi, ben ta Kalubela'da bir söz vermiştim. Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştim. Biz evet Rabbimizsin demiştik. Biz o beyatımızdayız. Biz senin kulunuz. Çağırdın, geldik. Hala kulluğumuzu devam ettireceğiz diye inancımızı, beyatimizi, misakımızı yenilemiş oluyoruz. Ey iman edenler, iman ediniz. Yeniden bir iman ediyoruz. Sonra Kabe'yi sol tarafımıza alarak tavaf etmeye başlıyoruz. Şimdi Kabe ile kalbimiz de solda ya. Evet. Kabe ile kalp birbiriyle temas halinde. Ve başlıyoruz tavaf etmeye. Burada tavafın anlamı aslında Kabe'nin etrafında dolaşmak demektir. Derler ki Hazreti İbrahim ile İsmail aleyhisselam Kabe'yi Allah'ın emriyle yeniden inşa ederken taşları koya koya döne döne inşa etmişler ve biz adeta Hazreti İbrahim ile İsmail'in Kabe'yi inşa etmelerinin bir canlandırmasını yapıyoruz. Ama biz neyi örüyoruz? Gönül evimizi. Kalp evimizi, gönlümüzdeki Kabe'yi inşa ediyoruz. Sembol olarak bu sembolü yapıyoruz. Evet, bu sembol bu. Bir başka manası şuna benzetirler. Şimdi anneler de bizi seyrediyor. İşte çocuklar bazen yaramazlık yaparlar. Anne biraz kızar, bağırır, çağırır, azarlar. Ama çocuk gelir annesinin eteğinin etrafında biraz besteklenir, biraz efendim yalvarır, yakarır. İşte 2-3 defa biraz dolaşır etrafında, anne biraz olmaz küstüm sana falan der, sonra bağrına basar, kucaklar, affeder. Bu sevgiyi biraz daha artırır. Az önceki yaramazlık anne sevgisinin, anne şefkatinin biraz daha artmasına yol açar. Şimdi kul da yaramazlık yapan, günah işleyen, hatalar işleyen kul da dünyanın ta neresinden varmış Kabe'nin etekleri etrafında, ya Rabbi ben yaptım, hata ettim, günah işledim, beni affet diye bir döner, iki döner ve Erhamur Rahimin olan, merhametlerin en merhametlisi olan Allah annelerden daha merhametlidir, affediverir kulunu. Yani bu dönüşler aslında günahları affettirme dönüşüdür. Burada özellikle tabii hacılarımızın elinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yahut başkalarının hazırladığı dua kitapları oluyor. Elbette bir pratiklik, kolaylık açısından o dua kitaplarındaki duaları okumalarında bir sakınca yok ama benim şahsen tavsiyem şu: kalplerimiz Allah'ın nazargahı ve kalbimizden geçenleri Allah biliyor, şükür. Çok iyi biliyor. Dolayısıyla ben hacılarımıza diyorum ki kalbinizi Kabe'ye teslim edin, gözlerinizi Kabe'ye kilitleyin. Siz susun, kalbiniz konuşsun. Kalbinizden ne geçiyorsa, Arapça, Türkçe, İngilizce, hangi dille dua ediyorsanız edin. Lisanı halinizle. Ama lisanı haliyle içinizden geçtiği gibi dua edin, yalvarın, yakarın kendiniz için, aileniz için, gariban Müslümanlar için, savaş içerisinde yaşayan, yoksulluk içerisinde yaşayan, kovulan, tard edilen, efendim öldürülen Müslümanlar için. İçinizden geldiği kadar, kalbinizden nasıl geçiyorsa öyle dua edin. Ve Kabe aslında burada tabii Beytullah'tır. Kur'an'da böyle geçiyor. Allah'ın evidir. Biz inanıyoruz ki Allah mekandan münezzehtir. Evet. Allah'ın bir yeri yoktur. Allah'ın içerisinde yaşadığı bir ev yoktur. Ama Kabe Allah'ı temsil eder. Allah'ı temsil eden bir yapıttır. Ve Kabe kutsaldır. Bizim kutsallarımız içerisinde, şairimiz içerisinde belki bir numaralı kutsalımızdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavafını anlatır bir rivayetimiz. Bir gün Kabe'ye bakar, ey Kabe ne kadar mukaddessin, ne kadar muazzamsın, kokun ne kadar hoş. Vallahi diyor, ne kadar saygınsın, vallahi diyor bir Müslümanın malı ve canı
senin saygınlığından daha da fazladır diyor. Şimdi Kabe'yi övüyor, muazzamlığını, mübarekliğini, kutsallığını söylüyor Hazreti Peygamber. Ama oradan bir müminin saygınlığının, dokunulmazlığının, Kabe'nin dokunulmazlığından daha fazla olduğunu söylüyor. Bu anlamda yani hiçbir hacı Kabe'ye karşı saygısızlık yapmaz. Kabe'nin efendim örtüsünü yırtmaz, taşını kırmaz. Ama burada hacılarımızdan istirhamımız şu. Yani Allah Resulü bunu söylüyor. Kabe'ye nasıl el uzatamıyorsan, dil uzatamıyorsan, Kabe'ye nasıl saygısızlık yapamıyorsan, mümin kalbe, mümin kardeşe de bunu yapmamak gerekiyor. İşte Kabe'yi, tavafı bu şekilde anlıyoruz. Dualar yapılıyor. Arkasından 7 tavaf bittikten sonra Makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kılınıyor. Evet. Makam-ı İbrahim. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı. Burada ayak izi var değil mi efendim? Ayak izi var. Aslında kitaplarımızın anlattığı kadarıyla bu işte 1 metre kadar yüksekliğinde bir taşın üzerinde ayak izi. Derler ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu taşı iskele olarak kullanmış. Üzerine basmış ve Kabe'yi inşa etmiş. Biz tabii şu anda çok kalabalık. Onun çok yakınında 2 rekat namaz kılma fırsatı olmuyor. Artık neresi müsaitse o cihette, o tarafta 2 rekat namaz kılacak. Fakat burada şunu düşünecek. Yani Hazreti İbrahim bir iskele kullanmış ve Kabe'yi inşa etmiş. Biz gönül evimizi, iman evimizi inşa ederken nasıl bir iskele kullanacağız? Hangi amellerin, hangi eylemlerin, davranışların üzerine basarak Allah'ın huzuruna yükseleceğiz? Allah nezdinde yükseleceğiz. Bizi yükselten iskelelerimiz ne olmalı? Malımız mı yükseltmeli bizi, makamımız mı, çocuklarımız mı yükseltmeli? Yani o iskele nedir onu düşünmemiz gerekiyor. O kulluk bilincini bir kez daha ayağa kaldırmak. Evet. Yani yürek fethini gerçekleştirmemiz lazım. Oradan sonra hacılarımız genellikle tabii zemzemden içerler. Zemzem tabii Allah'ın yerden fışkırttığı bir ikram. Oradan sahaya geçerler. Sahaya geçerken zemzeme tekrar değineceğiz. Safa ile Merve arasında. Safa, Merve aslında Kabe'nin hemen yakınında iki küçük tepedir. Mütevazi iki tepedir. Fakat yani kayalıktan oluşan bir tepe olmasına rağmen ilahi irade... İnne Safa vel Merve min şa'airillah. Safa ve Merve Allah'ın şa'airindendir, sembollerindendir, nişanelerindendir diyor. Yani yarattığı o kayaya, o tepeye Allah ayrıca bir değer veriyor. Evet. Ve Safa'dan Merve'ye yürüyüş başlıyor. 4 defa geliyor, 3 defa dönüyor, toplam 7 defa yapıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu da adeta hacımız Hazreti Hacer rolünü oynuyor. Hazreti Hacer'i taklit ediyor. Ne olmuş? Hazreti İbrahim Aleyhisselam işte Filistin topraklarından çıkıyor. Önce Ur ya da Urfa şehrinden, Nemrut'un şehrinden hicret ediyor. Sonra eşi Hacer'i alıyor. Allah'ın emriyle kuş uçmaz, kervan geçmez. Efendim insanların yaşamadığı, ekilmeyen, biçilmeyen bir mekanı Allah'ın izniyle bırakıyor. Hazreti Hacer ellerinde küçücük bir İsmail, birkaç aylık. Efendim o gün itibariyle işte kırbada belki 1-2 litre su var, birkaç lokma yiyecek var ve çıkıp gidiyor. Hazreti Hacer diyor ki ya İbrahim nereye gidiyorsun? Bizi kime bıraktın? Diyor ki sizi Allah'a bıraktım. Hazreti Hacer diyor ki peki o bizi mahrum etmez diyor. Hazreti İbrahim gidiyor ve orada küçücük bir çocukla çok sınırlı yiyecek içecekle kalan Hacer validemiz 2-3 gün sonra başlıyor arayış içerisine düşmeye. Evet. Bir susuzluk söz konusu. Evet. Çocuk susuzluktan ölecek. Su kalmamış. Önce Safa Tepesi'ne çıkıyor. Acaba tepeden baksam bir gelen giden var mıdır? Bir su imkanı var mıdır? Yok. Koşaraktan Merve Tepesi'ne çıkıyor. Oradan bakıyor. Yok. Anne yüreği tekrar Safa'ya, tekrar Merve'ye derken bir ses işitiyor. Bir bakıyor ki Hazreti İsmail'in yattığı, o bıraktığı yerde bir su sesi. Cebrail anlatılan rivayetlere göre kanadıyla orayı eşmiş ve bir su fışkırmış. Hemen orayı çeviriyor kumlarla, bir havuza dönüştürüyor.
Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah diyor Hacer'e rahmet eylesin. Eğer orayı havuza dönüştürmeseydi diyor Zemzem ırmak gibi akacaktı diyor. Ve o gün bugündür bu yerden fışkıran ilahi ikram Zemzem devam ediyor akmaya. Anladım. Ve hacılarımızı suluyor Cenab-ı Allah. Derler ki hadis-i şerifte ma zemzem lima şuribele. Zemzem hangi niyetle içilirse o niyete göre etki bırakır. Şimdi alimlerimiz geçmişte mesela zemzem içiyor, tabii bu zemzem içerken özel dualar var. O dualarla içiyor fakat bir niyet ediyor. Diyor ki şu kitabı bitirmek niyetiyle içiyorum ya Rabbi. Veya şu şu evsafta bir alim olabilmek niyetiyle içiyorum diyor. Bismillah diyor zemzem niyetiyle. Bismillah diye içiyor. Ve bu niyetlerin birçoğu da gerçekleşmiş. Peki hocam bu doğru mudur? Hani mesela direkt işte bir yudumda hemen içmiyor falan. Yok. Allah Resulü ayakta içmiş. Muhtemelen 3 yudumda içmiş. Orada bolca içmek lazım tabii. Şimdi peki Hazreti Hacer validemiz İsmail'ini kurtarmak için koşmuştu. Peki hacılarımız niye koşuyor? Veya bu say dediğimiz o hızlı yürüyüşü gerçekleştirirken acaba ne düşünmeliyiz? Bunun sembolik anlamı nedir? Bunun sembolik anlamı o, şu. Her hacımız Türkiye'de oğlunu, kızını, torunlarını bırakarak gitti. Evet. Ve aslında Hazreti İsmail'in, o küçücük bebeğin ölmesi ihtimali vardı. Ölseydi cennete gidecekti. Şimdi bizim hacılarımız orada Hazreti Hacer gibi koşuştururken, o sağ yaparken Türkiye'deki İsmail'lerini, Ahmet'lerini, Zeynep'lerini, Fatma'larını düşünecekler. Evet. Çünkü onlar da aslında manevi bir suya ihtiyaç duyuyorlar. Onların ruhlarını özgürlüğe kavuşturacak, onların ab-ı hayat dediğimiz, hayat suyu dediğimiz bir suya ihtiyaçları var. Ve bu suyu Cenab-ı Allah gökten indirmiş. Bu Kur'an suyudur. Evet. Diğerini yerden fışkırtmış, bunu gökten indirmiş. İşte biz çocuklarımızı, torunlarımızı o ilahi, rahmani su ile, ab-ı hayatla, Kur'an'la nasıl buluştururuz onu düşünecek. Orada 7 defa yürüyecek ama Türkiye'ye geldiğinde belki 70 defa, belki 700 defa çocuklarını, nesillerini Kur'an'la buluşturabilmek için koşuşturacak. Mücadele edeceğiz. Bunu düşünecek. Muhterem hocam, tabii hacı anlıyoruz. Yapmış olduğumuz sembolik ibadetlerin ne manaya geldiğini Allah razı olsun birebir olarak anlamış oluyoruz. Bu manada zemzem ve say aslında birbirine içeriyor. Evet. Devam ettiğimizde biraz daha Arafat'a geldiğimizde, evet, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfeden ibarettir, evet, buyurduğu. Aslında haccın en önemli mekanlarından bir tanesi Arafat. El-Haccu Arafa diyor Peygamber Efendimiz. Hac Arafat demektir. Arafat'ta aslında bütün hacılar aynı günde, aynı mekanda buluşuyor. Artık zirve orada yaşanıyor. Evet. Müslümanların adeta bir kongresi. Keşke imkan olsa Müslümanlar orada sadece bedenleriyle değil, sadece bireysel bir araya geliş değil de çok planlı organizasyonlar yapılsa ve orada Müslümanlar her sene dünya Müslümanlarının sorunlarını, problemlerini orada tartışsalar. Suriye'deki durum, Arakan'daki durum, efendim, Filistin'deki durum, oraları konuşsalar ve oradan bütün Müslümanlar adına tek ses yükselse, ötekine bir mesaj verebilseler, bunu yapma durumu şu anda yok. Ama inanıyorum ki her bir hacımız bütün bu problemleri görüyorlar ve Arafat'ta dua ediyorlar. Şimdi Arafat bilmek, tanımak, marifet demek. Marifetullah'a ermek demek. Arafat'ta hacımız Allah'ı yeterince tanıma fırsatı buluyor. Ve Arafat'ta ne yaparız? Aslında Arafe günü, evet, 365 gün içerisinde en mübarek gündür. Arafat mekanı da en mübarek zemindir. Yani hacı en mübarek zamanda, en mübarek mekanda bulunuyor ve vakfeye duruyor. Vakfe durmak demek, duruşma demek, durulaşma demek. Adeta hacılarımız ihramlarıyla mahşere çıkmış. Mahşeri bir kalabalık, bir mahşer provası yapılıyor. Adeta biraz sonra mahkeme-i kübra kurulacak, Allah'ın huzuruna çıkacak mahkeme olacak ve bu mahkemesini kendisi bir nefis muhasebesi yaparak gerçekleştiriyor. Affedersiniz. Estağfurullah efendim. Evet. Hakikaten çok muhteşem bir zirve. Ve bir duruşma gerçekleşiyor. Evet. İnsan kendisini
adeta Allah'ın huzurunda bir duruşmaya çıkmış. Kaç sene yaşamışsa, 60 sene, 50 sene, 30 sene bütün zihninden bir film şeridi gibi yaptıklarını geçiriyor. Ben neler yaptım, ne hatalar yaptım. Hani hasibu qabl en tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Düsturu orada gerçekleşiyor ve insanlar tam bir gün boyunca sabahtan akşama kadar, maalesef, güneşin batışına kadar kendilerini hesaba çekiyorlar. Elbette orada programlar oluyor. Diyanet İşleri Başkan Nabzı'nın programlar oluyor. Zikirler, dualar, efendim istirahat etmeler. Ama o vakfe gerçekten yine anlatılması çok zor olan sahnelerdir. Ve hacımız o duruşmanın sonunda durulaşmayı gerçekleştiriyor. Evet hocam, tabii vakfe Allah razı olsun hakikaten çok güzel izah ettiniz. İnsanın kendisini muhasebeye, evet, çektiği noktalardan bir tanesi. Vakfeden geldiğimizde artık hacın sonlarına doğru, evet, ihramdan çıkacağız birazdan. Buyurun. Şeytan taşlama var orada. Şeytan taşlamada aslında Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e kurban kesmeye giderken şeytan karşısına çıkıyor ve onu taşlarla kovalamış. Onun sembolize edilmesidir bu. Hacılarımız 3 tane farklı yerde şeytan taşlıyor. Burada tabii canlı bir varlık yok. Tamamen sembolik. Küçük taşlarla atıyor hacılarımız. Şeytana taşlar atıyor. Burada her bir taş aslında hacının kendi hatasına, kendi günahına, şeytan kendisini hangi yerden vuruyorsa ona karşılık atılan taştır. Kişinin kendi şeytanını attığı. Tabii kendi şeytanını, evet, atıyor ve kendisini taşlıyor aslında. Böylece al şeytan, bundan sonra bana efendim kötülük yaptıramayacaksın, yalan söyletemeyeceksin, rüşvet yediremeyeceksin gibi bu tür hatalarına şeytan taş atmak suretiyle hatalarına tevbe etmiş oluyor. Arkasından kurban kesiliyor. Kurban kesilince tabii akıtılan kan aslında günahların akması. Tıraş olduğunda dökülen saçlar, evet, günahların dökülmesini sembolize eder. İhramdan da çıkmış. İhramdan da çıkmış oluyor. Ziyaret tavafı var, veda tavafı var. Bu veda tavaflarında da artık hacımız o yaşadığı 3-4 haftalık tecrübeyi adeta Kabe'yi gönlüne, kalbine yüklemek suretiyle bir daha ya nasip olur ya nasip olmaz diyerek, evet, vedalaşıyor. Ve hac aşağı yukarı bu şekilde bitmiş oluyor. Çok hızlı bir hac yolculuğu yaptırdınız. Allah razı olsun. Ama burada şunu hemen ifade edelim. Hani hacı tutmak tabiri vardır hacılarımızın dilinde. Bu dileklerinizle programımızı, evet, inşallah noktalayalım hocam. Aslında hani oruç tutmak tabirinde de aynı şeyi söylüyoruz. Siyah. Oruç bizi tutarsa biz orucu tutmuş oluruz. Ya. Hac bizi tutarsa biz hacı tutmuş oluruz. Yani artık ben mahşeri yaşadım. Allah kimseye nasip etmedi. O güzellikleri bana yaşattı. Kabe'yi gördüm. Medine'ye tabii hiç giremedik. Medine'ye yaşamak bahsimiz vardı. Allah Resulü'nün civarında o atmosferi yaşamak. Medine'yi bana nasip etti. Dolayısıyla ben artık ikinci hayatımın bu ikinci aşamasında, hac sonrasındaki aşamada o elde ettiğim bir aylık yoğun ibadet kazanımlarını ömrüm boyunca hak yolculuğumun sonuna kadar taşımalıyım diyerek adeta hep hacdaymış gibi, hep o mukaddes iklimdeymiş gibi yaşamaya, o güzel insan olmaya devam edecek. İnşallah. O beyaz sayfayı karalamadan hak yolculuğunu noktalamaya çalışacak. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Hacı mebrur nasip eylesin hacılarımıza. Amin. Ve birlikte de hac nasip eylesin diyoruz. Amin. Allah razı olsun hocam. Duanız için çok güzel, teşekkür ederim. Güzel bir dua var. O duayla istersen kapatalım. Bir büyüğümüzün duasıdır bu. Allah'ım bize Kadir'in gecesini, Arafat'ın gündüzünü nasip eyle diyor. Amin. Yani en mukaddes geceye, en mukaddes gündüze dua ediyor. İnşallah bunlar kabul olur. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız, bizleri aydınlattığınız için Allah razı olsun. Sağ olun. Yine kitabınızda hayırlı olsun. İnşallah hayırlara da vesile olur. Hacı Anlamak isimli kitaba da sevgili izleyenlerimiz Diyanet Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz, Hac Özel programında Hacın Manası bölümüyle kıymetli hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Bünyamin Erol hocamızı konuk ettik. Hakikaten bir hac yolculuğu yaşadık. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz ki kazandıklarımızı kaybetmeyenlerden oluruz duasıyla sizleri selamlıyor. Afiyet diliyoruz efendim. Hoşça kalın.